Herkese merhaba Futbol Manager tutkunları. Girona kariyerinin ikinci sezonunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yani totalde 15. bölüm oldu. Dile kolay 15 bölümdür çekiyoruz ve aralıksız olarak haftada en az 2 bölümle gidiyoruz. Geçen hafta haftada 3 bölüm yapmıştık. Birinci sezonu noktalamıştık. Bu hafta da yine 3 bölüm yapacağız ve ilerleyeceğiz. Biraz hızlanacağız yeni kariyerlere yer açmak için. Bu kariyerin ikinci sezonunu da tamamlayıp artık son noktayı koyacağız. Hedefimiz bu sezon ilk 2'de bitirmek. Belki de şampiyonluk. Şampiyon olabilirsek neden olmasın? Çok güzel olur. Sezona da güzel başlamadık ama biz burada liderliği almak istiyoruz. Fikstürümüz zorlu başlıyordu. Dolayısıyla Atletico Madrid deplasmanında bir mağlubiyet aldık. Hemen şöyle fikstürden bir bakalım. Atletico Madrid deplasmanında alınan mağlubiyet normal bir mağlubiyet. Diğer büyük takımlar da alabilir. Dolayısıyla orada sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Valencia'yı yendik. Şimdi Athletic Bilbao deplasmanındayız. Sonra Almeria ile içeride oynayacağız. Betis deplasmanı ve Getafe, bu dört maçı bu bölümde sizlerle birlikte oynayacağız. Şimdi hemen vakit kaybetmeden Athletic Bilbao deplasmanına gidelim. Biz buna geçerken siz de hemen like'ları, beğenileri gönderirseniz sevinirim. Hemen geçiyoruz. Bilbao maçına geldik. Bilbao maçında farklı bir taktik dizilim yapacağız. Yapmak zorundayız. Deplasmanlarda bir sorun almak için böyle bir şey denemek zorundayız. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Olabilecek mi böyle bir şey? Hep beraber göreceğiz. Bunu deneyeceğiz. Özellikle hücum oyuncularına biraz daha alan bırakmamak için orta sahayı da kalabalık tutuyoruz. Orta sahayı kalabalık tutup İleride de Ivan Martin ve Doğubik'ten ikiliden şans bekliyoruz. Orada Ivan Martin yerine Sigankov oynayacak. Sakatlığı devam ediyor Sigankov'un. O yüzden oynamıyor. Şimdi geçelim bakalım maçımıza. Maçta neler yaşayacağız? Maça biz başladık. Herrera sol taraftan geliyor. Muniain hemen faul yaptı. Taç atışıyla devam edecek. Rosas'la taç kullanacağız. Hücum ediyoruz. Jordan orada boşluğa girdi. İçeri çevirdi. Bomboş Herrera. İnanılmaz kaçtı Herrera. İlk yarıda başka herhangi bir aksiyon olmadı. Baktığımızda şöyle iki takımın da üçer şutu var, birer isabeti var. Biz %67 topla oynamışız. Topun kontrolü daha çok bizde olmuş. Özellikle defansif anlamda iyi işler yaptığımız bir maç oluyor. Yani biraz daha hücuma risk alacağız. Tabii ki daha fazla şey yapacağız. Ama şu an için oyuncularıma şöyle baktığımda kondisyon olarak da böyle büyük sıkıntı yaşayan yok. Oyuncu puanı olarak düşük olanlar var ama idare edecektir. Daha iyi olacaktır. Bakalım devamında nasıl şeyler yaşayacağız maçta. 61. dakikada hala herhangi bir aksiyon yok. Şimdi bizim hatamız var. Mangala, Nagalo, Herrera, Mangala'ya döndü. Gattoni, Rosas. İyi boşluk bulduk. Jordan çevirdi. Doğubik, ah Doğubik ya. Doğubik bunları geçen sene çok atardı. Bu sene atamıyor. Özellikle yerden toplarda sıkıntı. Mangala yerden geçmedi. Bir kontra şansı. Rosas izin vermedi. Bravo Rosas. Gattoni. Şimdi Frances. Savunma arkası. Doğubik attı bu sefer be. İşte bu Doğubik ya. Yapman gereken, senden istediğimiz şey bu. Bu şekilde ilerlersen çok daha iyi şeyler başarabiliriz. Gattoni burada savunmadan çıkarken Frances'e, Jordan, Doğubik. Bravo. Oyuncu değişiklikleri yapacağız. Yorulan oyuncularımız var. Burada birincisi Yangel Herrera. Yangel Herrera yerine burada David'i atacağız. David onu yapabilir mi bilmiyorum ama David'e bu şansı vereceğiz. Frances de biraz yorulmuş. Arnau'yu atacağız. Frances çünkü yorgun oluyor genelde maçlarda. Gutierrez yerine Brandon Williams'ı alalım mı diye düşünüyorum. Ya da Valeri'yi mi alsak? Valeri orada daha iyi oynuyordu. Valeri'yi atalım. Sağ tarafa belki başka birini atarız. Burada Bobby Reed var. Bobby Reed'i de kullanmak istiyorum bir yandan. Ivan Martin'in yerine Bobby Reed'i atabilirim. Ivan Martin'in yerine atalım Bobby Reed'i. 4 değişiklik yapmış olalım. İlerleyen dakikalarda bir değişikliğimiz kalsın. Dakika 81. Jordan da çok yoruldu. Jordan yerine de değişiklik yapacağım. Oraya da Kor'u atalım. Kor da çok bunu oynayabilecek türde değil. Şöyle yapsak burada da oynayamıyor Kor. Kor hiçbir yerde oynayamıyor. Solis'i atsak daha iyi. Altyapıdan oyuncu John Solis. Şöyle profilinde göstereyim size. Gelişebilecek bir profil. Şu an düşüşteymiş biraz. Derin oyun kuruculuk yapabiliyormuş. Aslında onu Mangala'nın olduğu yere atıp Mangala'yı biraz daha merkez orta saha kullanabiliriz. Daha iyi olacakmış böyle. Devam. Evet, maçı kitlemeyi başardık. 4 tane isabetli şutumuz var maçta. Onların 2 isabetli şutu. Topla daha çok oynayan taraftık. Isı haritasına baktığımızda da daha çok kendi yarı sahamızda çok iyi paslaştığımızı, orta saha bölgesinde de kalabalık yer aldığımızı görüyoruz. Pas kanallarında defanstan çıkıp, kaleciden çıkıp
Özellikle stoperler arasında ve sağ kanada, sol kanada iyi paslar verdiğimizi görüyoruz. Gayet iyi. Bu maçı bu şekilde kazanmak bizim için iyi. Deplasman fobimizi de yenmek adına da önemliydi. Bir anda ligde ilk 6'nın içine de girdik bu galibiyetle birlikte. Tabii maç eksiği olanlar var. Biz şimdi önümüzdeki Almeria maçına bakacağız. Almeria'yı da evimizde yenip aynı şekilde böyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir sonraki Almeria maçında buluşalım hemen. Arada transfer gelişmesi olursa onları da size gösteriyor olacağım. Şampiyonlar Ligi'nde fikstürümüz şekilde. Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruba kaldık. Yani bunu daha önce bahsetmiştim. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ni göstereyim size. Yeni fikstürde yani yeni kuralda 36 takım var gördüğünüz gibi. Bu 36 takım içerisinde burada yeşil alanda gördüğünüz ilk 8 içerisine giren takımlar direkt olarak son 16 turuna kalıyorlar. Gelecek 8 rakibini bekliyor. Peki diğer 8 rakip nereden geliyor? 9. ile 24. arasındaki bütün takımlar bir playoff oynuyor. Buradaki geriye kalan 16 takım eşleşip 8 takıma iniyorlar. Bir playoff turu oynuyorlar. Bu playoff turu sonrasında da geriye 8 takım kalıyor ve ilk 8 ile eşleşip son 16'da karşılaşıyorlar. Daha sonra çeyrek final, yarı final şeklinde devam ediyor. Yani yeni bir kuralımız bu. İlk 8 içine girmek hedefimiz. Yani Girona ile ilk 8 içine girebilir miyiz? Çok zor görünüyor. Çok büyük takımlar var ama en azından kendimizi ilk 24 içine atıp playoff'a girmemiz gerekiyor. Oynayacağımız takımlara bakılınca bakın torbalar var burada. Dördüncü torbadan Fenerbahçe ve Monaco gelmiş. Üçüncü torbadan Red Bull Salzburg gelmiş. Bir de Dinamo Zagreb gelmiş. Üçüncü torba daha kolay resmen. İkinci torbaya baktığımızda Benfica ve Milan gelmiş. Birinci torbadan da Liverpool ve Manchester United'ı çekmişiz. İki İngiliz takımı çekmişiz. Bu kötü olmuş. Yani zorlu maçlarımız özellikle son iki maçımız çok zor. Son iki maça bırakmadan en azından ilk 24'ü garantilememiz lazım. İlk maç içeride Fenerbahçe ile Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım. Salzburg'u sonra yenmemiz lazım. İçeride Manchester'ı belki yenebiliriz. Onu da deneriz. Sonra Benfica deplasmanı ve Monaco deplasmanı iki de zorlu deplasman oynayacağız. Dinamo Zagreb'e kadar burada özellikle burada 9 puan falan yapmamız lazım. Dinamo Zagreb'i de yenersek gayet güzel olur. Para da kazandık bu arada, iyi oldu. Şöyle fikstürümüzde de değişiklikler oldu. Almeria ile oynayacağız şimdi. Daha sonra Real Betis ve Fenerbahçe maçıyla bu bölümü sonlandırırız. Normalde Getafe maçıylaydı. Fenerbahçe maçıyla bu bölümü sonlandırırız. Şimdi Almeria maçına gidelim. Transfer döneminin son gününde transferler yaptık. Pablo Barrios, Atletico Madrid'den kiraladık. Defansif orta saha olarak oynatabiliyoruz. Veya defansif oyun kurucu olarak da oynatabiliyoruz. Burada Mangala ile birlikte orada dönüşümlü oynayabilsinler istiyoruz. O rolü ona vereceğiz. Çünkü neden? Koru da gönderiyoruz. Dominic Kor'a teklif var. 8-25 Bournemouth'tan, 5-25 Nice'ten, 5-25 Real Betis'ten birine gidecek. Valeri de aynı şekilde kiralama ve satın alma opsiyonu şeklinde gidecek. Burada bu değişikliklere yönelik Pablo Barrios transferini yaptık. Onun dışında bir de daha önce teklif yaptığımız Alberto Moleiro vardı. 20 yaşındaki genç oyuncu. Potansiyeli de çok yüksek. O yüzden onu da transfer ettik. Hem kanat oynayabiliyor, daha çok kanat oynuyor ama 10 numara mevkiinde de rol alabiliyor. Hatta gerekirse 8 numarada oynatırız onu merkez orta saha hücum olarak. Bizim oyuna çok uymuyor gibi görünse de ona alıştırırız bizim oyun düzenimize. Maaşı da çok yüksek değil. O yüzden ondan katkı alabiliriz diye düşünüyorum. Sigankov iyileşti bu maçta artık. Biz Almeria maçına geçiyoruz. Bugün transferin son günü. Henüz kapanmadı. Bugün sonunda kapanacak ama. Ona göre Avrupa listesini vesaire de vereceğiz. Onları da hep göstereceğim size. Şimdi Almeria maçını bir oynayalım. Ondan sonra ilerleyen döneme bakarız. Jordan Herrera, Sigankov döndü. Sigankov Doubik ikilisine çok güveniyoruz. İleride ikisi artık buluştular ve tekrar aynı formu yakalayacaklar diye düşünüyorum. Defansta da bir sakatlığımız var. Gattuso hafif sakat. O yüzden Arnaud Martinez oynatıyorum. Ngolo Sanchez bu üçlü oynuyor. Bakalım nasıl performans göstereceğiz. Elimizde kazanmamız gerekiyor. Yani bu maçı kazanmaktan başka bir çaremiz yok zaten. 8 ve 10 numara verdim yeni transferlere. Geleceğe yönelik transferler olduğu için de onları bu şekilde ödüllendirdik. 21 yaşındaki Barrios. Barrios bizim için önemli bir isim. Çünkü onun bonservisini de alabiliriz. 15-75'e opsiyon da koydurduk. İleride performans gösterirse onun bonservisini de alırız. Şimdi Doubik. Soldan hücum ediyoruz Gutierrez. İlk hücum bizden. Kafa vuruşu gelmedi orada. Frances geldi şimdi. Frances, Arnaud Martinez. Paslaşmalar. Jordan geçen maçta olduğu gibi bu maçta da iyi başladı. Jordan bu maça da iyi başladı. Hatta golle başladı. Arnaud Martinez. Sağ burada Rosas. Jordan. Jordan. Şimdi Jordan kullanıyor tekrar. Arka direğe. Kafa gelmedi orada. Mangala. Dikkatli orada. Frances. Jordan üstten dışarı 90'dan defanstan çıkıyoruz. Castells, Arnaud Martinez, Jordan, Herrera. Orta sahayı üçleyince defanstan çıkarken daha fazla opsiyon oldu. Bu anlamda da biraz daha rahat ediyoruz. Ama yine hatalı bir pas.
Bir pozisyon ceza sahası dışından Luis Suarez. Offside var mı bakıyoruz. Offside var mı? Vardır umarım. Evet offside. Neyse ki sayılmadı. Burada Del Moral. Del Moral'in pasını verdiği sırada açık ara offside'mış. Luis Suarez. Gutierrez şimdi tacı kullanıyor. Özellikle hücuma çıkarken kaptırdığımız toplar bizim için hep tehlike olacak. Onlara dikkat etmek lazım. Rosas içeri çevirdi. Frances. Alejandro Frances. O bir stoper yanlış olmasın. Hücuma çıkartıyoruz. Hani ceza sahasında ne kadar kalabalık olduğumuzu şöyle göstereceğim birazdan şu pozisyonda. Bakın ceza sahasına bizim stoperlerimiz dahi giriyor. Bakın burada sol taraftan Gutierrez gelmiş. Frances gelmiş. Herrera içeride. Dobik içeride. Sigankov içeride. Jordan içeride. Sağ bekimiz içeride. Burada Arnavut Martinez de içeri girebilirdi. Burada bir tek Mangala ceza sahası dışında bekliyor. Bir de şurada bir Nagalo'muz var geride bekleyen. Yani herkes hücuma katılıyor. Dolayısıyla daha fazla pozisyon üretme şansımız oluyor. Topa da sahip olduğumuzda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi defanstan çıktık. Herrera, Jordan, Arnavut Martinez, Jordan, Herrera, Gutierrez. Soldan geliyoruz. Dobik. Dobik, Dobik. Offside yoktur umarım. Offside olmasın. Dobik golünü atsın. Yok offside hoca, yok offside. Hiç bakma, hiç bakma, hiç bakma. 3-0. İlk yarıda 3-0 yakaladık. Herrera, Gutierrez. Burada soldan çizgiye indi. İçeri çevirdi. Gutierrez yine asist yapmış oldu Dobik. Evet ilk yarı sona erdi. İlk yarıda istatistik anlamda gayet iyi oynuyoruz. Takım analizine baktığımızda da olumlu şeyler var. Burada paslaşma konusunda gayet iyiyiz. Böyle bir çam ağacı düzeni gibi ya da bir çöp adam gibi bir düzelişimiz var. Gördüğünüz gibi şöyle kolları, vücudu, bacakları gibi düşünürseniz aslında değişik bir dizilim. Pas kanallarına baktığımızda daha dar alanda oynadığımızı görüyoruz. Topa daha çok sahip olduğumuzu da görüyoruz. İyi gidiyor her şey. Bu şekilde devam edelim ikinci yarıda. Luis Suarez. Şimdi onlar bir gol bulmak istiyorlar en azından ikinci yarının başında. Bir umutlanmak adına ama kaptık orada. Jordan. Ah be Jordan. Ayağındaki topu verdin Jordan. Ayağındaki topu verdin Jordan. Ayağındaki topu kaybetmese Jordan burada gol yemeyecektik. Orada defansla uyudu tabi araya kaçırdı. Jordan kaptırıyor ama burada keşke o araya topu kaçırmasaydık. Şimdi biz hala baskı kuruyoruz. Topun kontrolü daha çok bizde. Nagalo, Arnavut Martinez, Nagalo, Arnavut Martinez. Sağda Rosas'ı boş bıraktık. Rosas, Rosas geriye döndü. Arnavut Martinez, Nagalo. Mangala, şimdi Gutierrez'den iyi top, Herrera attı. Offside var mı? Sanki vardı gibi offside. Sanki pozisyon offside gibi. Bir bakalım gol inceleniyor. Ve sayılmadı evet offside. Herrera bir bakalım pozisyona. Mangala, Gutierrez. Burada son koşuyu yapmasa, acele etmese offside olmayacak Herrera. Dakika 63'e geldi. Ben özellikle burada Sigankov'u değiştirmek istiyorum. Sigankov'u çok yormak istemiyorum. Orada savunma arkasına Moleiro'yu atacağım. Moleiro yeni transfer. Herrera yerine burada Ivan Martin'i de atabiliriz. Pablo Barrios'u da atabiliriz ama Ivan Martin'i atalım. Herrera da biraz dinlensin. Onun dışında başka şu an için değiştireceğimiz birisi yok. Rosas'la taçı kullanıyoruz. Jordan, Mangala, Arnau, Ivan Martin, Gutierrez iyi girdi içeri kendi vurdu. Miguel Gutierrez. Bugün maçın adamı olma yolunda ilerliyor sağ bekimiz ve sol bekimiz. 8-0'la oynuyor Rosas. Gutierrez de bu golle birlikte 8'in üstüne çıkacaktır. Ivan Martin'in pası çok iyi kontrol. Ve çaprazdan zor açıdan güzel gol. Montes defanstan çıkıyorlar. Del Moral, Edgar. 4-2 için geliyorlar. Embarba ve 4-2. Lucas Robertone. Onu bir türlü tutamadık. Bugün ikinci golünü attı. Yani orada savunma arkası koşusunu bir kere izin vermememiz lazım. Hadi izin verdik, ortalatmamamız lazım. Hadi ortalattık, içeride adamı boş bırakmamak lazım. Yorulan oyuncularımız var yine, onları çıkaralım. Özellikle burada Solis'i atalım istiyorum. Solis biraz oynasın. Mangala yerine Pablo Barrios'u atacağım. Bir değişikliğimiz daha var. Orada Gutierrez'i mi değiştirsek? Çok iyi oynuyor bugün. Ama biraz da dinlensin. Oraya da attık. Şimdi defanstan çıkıyoruz. Arnavut Martinez, Nagalo, Solis, Rosas, Arnavut Martinez, Nagalo. Nagalo tek başına orada verdi Frances'e. Frances risk almadı Castells'e. Castells de pasa katılıyor. Bunu istiyoruz. Brandon Williams. Williams kaptırdı. Williams kaptırdı. Orada dikkat çocuklar. Dikkat. Ortalatmayın orada. Evet güzel. Kafayı vurdurmadık. Yine ortalatmayın ama. Yine ortalatmayın ama. Castells sekti. Karambol. Edgar. Lazaro. Edgar. Del Moral.
4-3 için zorladılar ya bayağı bir. Ama biz maçı kazanıyoruz. 10 isabetli şutla oynadık bugün. Gayet iyi. Isı haritasına baktığımızda da şeklimiz, duruşumuz değişmemiş. Pas kanallarında da yine daha çok sağ tarafı kullanmışız. Gayet iyi bir performans gösterdik. Biz bu maçı kazandık 4-2 ile ve burada işimizi gördük diyebiliriz. Gerçekten evimizde kazanmak ayrı bir başarı getiriyor bize. 4 maçta da 9 puana yükselmiş durumdayız. 3'te 3 yapan Sevilla ve Sociedad var. Real Madrid ne durumda bu arada? 3 maçta 6 puanı var. Onlar da bizim gibiydi. Bu hafta bakalım ne yapacak onlar da. Biz şimdi bir sonraki maçımıza gidelim. Evet, Dominic Kor 5-25'e Real Betis'le anlaşmış. Maaşından kurtuluruz. 3 milyon euro gibi bir maaşı vardı. Onu gönderdik. Onun dışında son günde David'i kiraladık. Genç oyuncumuz David de kiralandı. Valeri'yi de satın alma opsiyonlu olarak 3,2 milyon euro toplamda kazanacağımız ve sonraki satıştan payın da yer aldığı şekilde Lille'e gönderdik. Maaş yükünde de bir yer açmış olduk. Aynı zamanda para da kazanmış olduk. La Liga'da oyuncu maaşlarına harcanan paraya da şöyle bir bakalım. 9.'uz bu anlamda. Çok fazla para vermiyoruz. 9. olmamıza rağmen ligde başarılı sonuçlar alıyoruz. Transfer dönemi de sona erdi. En fazla oyuncu satan Ciron olarak görünüyor. Son günde Cancelo Real Madrid'e gelmiş. Unai Simon Bayern Münih'e gitmiş. En fazla para harcayan da burada Real Madrid olarak görülüyor. Biz neler yaptık? Şöyle son olarak bir bakalım kimler geldi transfer geçmişinde. Son aldığımız oyuncular Pablo Barrios satın alma opsiyonu olarak ve Alberto Moleiro. Gidenleri de şöyle yüksek bedelden sıralarsak Manu Valeo ve Dominic Kor. Dominic Kor'a iyi para vermiştik. 17 milyon euro gibi bir para vermiştik. Onu ucuza gönderdik ama yani biz katkı alamadık. Bir şekilde de alamayacaktık. O yüzden göndermiş olduk. Bizim için de avantaj oldu. Tabii daha önceki sezon aldığımız oyuncular da vardı. Bunları da daha önce göstermiştim size. Rosaslar, Nagalolar, Babiritler. Onlar da alınmıştı. Bu şekilde bir transfer dönemi geçirdik. Transfer dönemi tam anlamıyla bitti. Artık tamamen Şampiyonlar Ligi ve lige odaklanacağız. Şampiyonlar Ligi lisansında burada kaleci Poyadas 3. kaleciye çıkartamadık. Bir de Solis'e çıkartamayacağız görünüyor. Solis'i biraz daha ligde kullanırız daha fazla. Çünkü oyuncu sayısını doldurduk. Altyapıdan oyuncu bir tek Arnau Martinez var. O da 21 yaş altı. Zaten ona çıkarmamıza da gerek yok. Dolayısıyla bu şekilde gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi kadromuz böyle belli oldu. Bir milli ara geçirdik. Kadromuz belli olmuştu. Transfer dönemi bitmişti. Her şey bitmişti. Daha sonra da milli ara oldu. Milli ara sonrasında Real Betis deplasmanı ile başlıyoruz. Real Betis deplasmanından sonra 2 gün sonra hemen Fenerbahçe maçı var. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımız. Bakalım orada ne yapacağız. Burada as oyuncularla oynamaya devam edeceğim. Gattoni iyileşti ama sadece burada bir Jordan'ın sakatlığı var. Jordan'ı Fenerbahçe maçına saklayacağız. Biraz sakat sakat onu oynatmayalım dedik. Bu şekilde bir kadromuz var. Rotasyonlar tabii ki yapacağız ama Şampiyonlar Ligi'nde ve böyle zorlu deplasmanlarda değil. Bu maçta o yüzden az kadroyla çıkıyoruz. Ivan Martin'i de biraz daha orta sahada kullanacağız. Merkez orta saha hücum olarak. Bizim için biraz değişik olacak. Hani bu şekilde nasıl bir performans alacağız ondan bilmiyorum. Betis'in dizilimine bakalım. Fekir Iglesias, Luis Enrique, Kor bizden transfer ettiler. Dominic Kor. Onların oyuncusu bakalım nasıl olacak bizim dizilişimizde bu şekilde. Rosas sakatlanmış bu arada bizde. Şimdi onlar hücum ediyorlar. Bir kişi eksiyiz. Bir kişi eksiyiz işte Rosas'ın yeri. Rosas'ın yeri eksik ve gol yedik oradan. Rosas tedavi görürken oradan gol yedik. İnanılmaz yani gerçekten orayı kapatmadık. Şu oyundaki bu hata biraz da orayı kapatması lazımdı otomatik olarak. Biz şimdi sakatlığı nereden bilelim? Tedavi gördüğünü orada Ezabde gol attı. Rosas'ı değiştireceğim. Risk almak istemiyorum. Şu dönemde özellikle hiç riske gerek yok. Babirit'i atacağım oraya. Babirit oynasın. Gattoni şimdi defanstan çıkıyoruz. Ivan Martin, Mangala. Yani şu maçta gerçekten geriye düşmek anlamsız oldu. İyi de başlamışız maça. İstatistik olarak en azından. Babirit şimdi. Babirit sağdan aldı. Ortaladı. Doğru dışarı. Kafa vuruşu. Yani bir sakatlık sonrası böyle bir boşluğu hemen değerlendirmeleri bizim için kötü oldu. Luis Enrique, Luis Enrique! Nasıl bu kadar rahat hareket edebilir orada? Nasıl bir defans attı bu? Çok rahat oralara girdi. Luis Enrique bakın topu aldı. Hiç müdahale yok. Onunla birlikte koşabilen yok. Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Rahat rahat golünü attı. Enteresan. Bir kez daha geliyorlar kornerle. Ezabde ön direk kafa dışarı. İki şutları var, iki golleri var. İnanılmaz. Evet, milli ara dönüşü çok kötü başladık. Çok kötü bir performans gösteriyoruz. Şöyle sinirle kollarımızı savuruyoruz. Çok kötü oynuyorsunuz. Kendinize gelin dedik. Bir de üzerine değişiklikler yapacağız. Doğubik'i kenara alıyorum. Carlos Fernandez'i atıyorum oraya. Orada Oriel Mangala yerine Pablo Barrios'u atıyorum. Gutierrez
Oyun disiplinini kaybetme tehlikesi var diyor. Nagalo çok kötü oynuyor bu arada. Gattoni'yi oraya atıp Arnau Martinez'i oynatacağım. Yangel Herrera'nın da hafif bir sakatlığı var. Oraya Moleiro'yu atabiliriz. Moleiro'yu orada oynatalım ama biraz defansif anlamda sıkıntı yaşayacağız bu sefer de. Yine de Moleiro oynasın. Yapacak bir şey yok. Yani problem yaşıyoruz şu anda zaten. Devam. Şimdi Babirit sol tarafa oynadı. Luis Enrique, Frances, Gutierrez içeri ortaladı. Bir kafa Carlos Fernandez. Devam çocuklar, devam. Hadi 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 hadi. Gol bulabiliriz. Gutierrez yine iyi iş yaptı orada. Gutierrez burada geldi bakın. Ortasını yaptı. Carlos Fernandez. Şimdi bir frikik kullanıyorlar onlar. 3-1 yapmak istiyorlar. Miranda iyi bir sol bektir. Miranda Castells. Bravo Castells. Evet maalesef 2-1 kaybettik. Onlar topa çok hakim ve paslaşan bir oyun sergilediler. Bakın sahanın her alanında yayıldılar ve çok fazla geniş alanda paslaşarak oynadılar. Ve biz buna çare bulamadık. Pas kanallarına baktığımızda da çok iyi pas yapan bir ekip olduğu için problem yaşadık. Özellikle ilk yarıda o yediğimiz goller biraz bizi sıkıntıya soktu. Deplasmanda problem yaşamaya devam ediyoruz. Deplasmanı çözdüğümüzü düşünmüştük ama problem yaşıyoruz deplasmanda. Açıkçası bu mağlubiyet bizi çok çok geri götürmez. Biz bir şeyleri başarabilecek konumdayız hala. Ama tabii 2 mağlubiyet 5 maçta üzücü. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe maçına gidelim bakalım o maçta ne olacak. Fenerbahçe karşısında bu şekilde çıkacağız. Barrios'u defansif oyun kurucu olarak oynatıyoruz. Jordan Herrera geldi. Sigankov, Doğubik ikilisi. Defans hattımız ve hücum hattımızda değişiklik yok. Bakalım Fenerbahçe karşısında ne yapacağız? Fenerbahçe zorlu bir rakip ama şu anda mesela liderliği oynamıyor kendi liginde. Bakalım nasıl olacak? Bizim 11'imizi görüyorsunuz. Yani iyi bir 11'imiz olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Bunun oyuncuları doğru kullandığımız zaman iyi performans alacağız. Rakibe baktığımızda Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Batshuayi, İsmail, Luan Perez, Bekao, Mert ve Ferdi. Bir de kalede de Livakovic var. İyi kadrosu var açıkçası Fenerbahçe'nin de. Zorlu bir maç olacak. Fenerbahçe hücum ediyor Mert Müldür'le. Mert Müldür, Cengiz. Araya girdik mi? Giremedik. İsmail, Fred. Çok tehlikeli. Şimdi Jordan'la korneri kullanıyoruz. Arka direkte kafayı vuramadık ama ikinci pozisyon dışarı çıktı. Fenerbahçe geliyor şimdi. Luan Perez, Ferdi. Ferdi çok iyi girdi oralara. Ferdi'ye dikkat. Castells. Ferdi orada çok boşluk buldu. Gutierrez şimdi tacı kullandık. Barrios, Frances, Nagalo, Rosas. İçeri çevirdik. Luan Perez araya girdi. Korner kullanacağız. Korneri Sigankov kullanıyor. Sigankov arka direğe kafa vuruşu gelmedi. Szymanski ile kontraya çıkmaya çalışıyorlar. Durdurma Szymanski artık. Gattoni ile defanstan çıkıyoruz. Frances, Gutierrez, Gutierrez, Frances, Nagalo direkten olmadı. Devamı gelmedi. İlk yarıda skor 0-0. Onların daha fazla şut girişimi var. İsabet şutta 1'e 2'yiz. Ama bir mutlak gol pozisyonu yakalamışız. Onlar topla daha fazla oynuyor. Biz topla çok oynayan takım değiliz aslında bakıldığında. O anlamda topu çok rakibe bırakıyoruz. Mangala'yı alacağım oyuna. Sarı kartlı oyuncumuz var. Sigankov da bugün çok iyi oynamıyor. Oraya Ivan Martin'i mi atsak? Ivan Martin'i atalım. Ofansif orta saha olarak Ivan Martin oynasın. Bakalım nasıl olacak. 63. dakika. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık istatistik olarak ama ilk pozisyon Fenerbahçe'den geliyor. Ferdi. Batshuayi. Golü yedik maalesef. Yani kazanmamız gereken maçta golü yedik. Şöyle değişiklik yapacağım. Şöyle durduralım da oyunu. Değişiklik yaparken Yangel Herrera'yı alacağız orada. Moleiro'yu atalım o kısma. Yoruldu çünkü. Onun dışında başka bakıyorum. Yani Doğubik de çok iyi değil. Jordan'ı da değiştirebiliriz. Ama Jordan da iyi performans sergiliyormuş. Kalsın şimdilik. Herhangi bir hamle yapalım mı? Biraz daha geniş alanda hücum edelim. Çok fazla dar alanda oynuyorlar. Rakip ceza sahasına da paslaşarak girelim. Bakalım nasıl olacak. Herhangi bir değişiklik olmadı. Yorulan oyuncularımızın sayısı da arttı. Devit'i atacağım oyuna. Bir de Doğubik yerine de Carlos Fernandez'i atacağım. Biraz daha geniş alanda oynayalım. Başka nereden oynayalım? Biz göbekten oynayalım aslında. Göbekten oynadığımızda ama bizi çok sıkıştırırlar gibi geldi şu anda. Biz biraz daha kanatlardan ilerleyelim. Kanatlardan oyunu genişletmeye çalışalım. Şuraya baktığımızda topu hızlıca elden çıkaralım. Stoperlerle başlayalım. Savunmayı önde kurup daha sık önde savun topa dal diyelim. Rakibi merkezden oynamaya zorlayalım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi Fenerbahçe tekrar taç kullanıyor. Tekrar hücum ediyorlar. Crespo, İsmail, Fred, Ferdi, Tadic. 2'yi yedik. Maalesef yedik. Maalesef yedik. Yani
Bir türlü o oyunu tutturamadık. Bir türlü o oyunu oynayamadık. Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesizliğimiz de bizi bu noktalara getirdi. Ferdi çok iyi oynuyor. Şimdi hücum etmeye çalışıyoruz. Danny DeVito, Mangala, geriye Castells, Frances, solda bir Gutierrez. Gutierrez içeri çevirdi, Carlos Fernandes dışarı. Evet, maç sona erdi. Kafa kafaya dediğimiz bir maç ama onlar çok fazla toplu oynadılar. Toplu oynamalarına çok fazla izin verdik. Daha çok pas yapan bir takım. Bizim önde baskımız çok işe yaramadı. Bu sezon seçtiğimiz oyuncularla da alakalı bu önde baskı işini çok yapamıyoruz. Belki farklı bir oyun düzenine geçebiliriz. Yani biraz daha biz de gegenpressten pas yapan, daha temiz pas yapan bir düzene geçebiliriz. Daha iyi olabilir bu şekilde. Bilmiyorum, hani bu şekilde daha iyi oynar mıyız? Deneriz en azından bunu. 3 stoperle ve 3 orta sahayla oynadığınızda biraz daha iyi pas yapmanız gerekiyor. Oyuncularımızın pas özelliği ve vizyon özellikleri gayet iyi. Belki bu oyuna dönebiliriz. Bu kötü sonuçlar bunu bize gösteriyor açıkçası. Performansınızdan memnun değilim dedim. Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde performans vermek kötü. Dolayısıyla ligde şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 34. sıradayız. İlk 24'e girmek hedef. İlk 24'e girebilirsek bizim için iyi olacak. Bir sonraki maçlarda bunu telafi etmemiz gerekecek açıkçası. Umarım telafi edebiliriz. Şöyle fikstürümüze de bakarsak bu bölümde 4 tane maç oynadık. Athletic Bilbao karşısında oynadık. Almere karşısında 2 galibiyet. Betis'te mağlubiyet ve Fenerbahçe mağlubiyetleri geldi. 2 tane mağlubiyet. Şimdi toparlamamız lazım. Getafe, Villarreal, Valladolid, Salzburg. Bu 4 maçtan 4 galibiyet alıp burada toparlamamız lazım. Bir sonraki bölümde bunları göreceğiz. Şöyle kulüp ekranında veda edelim sizlere. Desteklerinizi bekliyorum. Destekleriniz çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkürler gönderdiğiniz beğeniler ve paylaşımlar için. Bay bay.